Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdi. Bu videomuzda bir satır bileceğiz. Elimizdeki satırlardan biri bayağı kötü durumda. Ve Kurban Bayramı'na ise sayılı günler kaldı. Haliyle burada gördüğünüz, hani pek çok alışveriş merkezinde de rahatlıkla bulabileceğiniz, özellikle yıkamaya falan da gayet dayanıklı, haliyle mutfak kullanımına son derece uygun, hafif ama işe yarar 25 santim ağzı olan, oldukça güzel, rahat kullanılan bir satırımız var. Bunu hazırlayacağız. Diğer satırlarımız gayet iyi durumda. Yani bir fil bile parçalarlar. Ama bu satırın durumu biraz sıkıntılı. Ağzında da özellikle biraz sıkıntı olduğu için burada gördüğünüz not kapucu taşlamalarla önce ağzını bir taşlayacağım. Ağız açısını koruyarak, hiç bozmadan. Şimdi bu işleri yaparken, dostlar, tüm videolarımızda söylediğim gibi satırın ağız açısını, bıçağın ağız açısını, baltanın ağız açısını fark etmez. Hep koruyarak biliyoruz ki satırın ağzı eğer sert kısımlara vurursa dönmesin, çok bozulmasın. Haliyle düzeltmek bize kolay gelsin. Zaten ev tipi bir satır esasında krom çeliğinden pasa dayanıklı bir, hani, satır olmalı. Bu anlamda karbonlu çeliklerin paslanırlığına tekrar bir dikkat çekmek isterim. Çünkü bu tip bir satır ayrıca satırınızı bulaşık makinesinde yıkayabilmek gibi de bir, ardından hani açıkta kurutabilmek gibi de bir size şans yaratır. Karbonlu çelik bir satır alırsanız, özellikle makas çelikleri, efendim, daire testere çelikleri gibi, gerçekten karbon oranı iyi veya yüksek ve ayrıca yarı paslanır ve paslanır çelikler alırsanız, çünkü yıkayamazsınız sabunlu bezle, üzerindeki yağ kalıntılarını falan temizleyip hemen ardından kurulamanız gerekir. Hele ki pas bir kez gördüyseniz satırda, bıçakta veya baltada, çünkü orası tekrar rutubet gördüğü zaman derhal paslanmaya başlayacaktır. Bu anlamda mutfak kullanımı için yıkamaya uygun sizlere. Kromlu çelikle yapılmış, kısacası paslanmaz satırlar, bıçaklar, tahralar, her neyse bunlar gereklidir. Bu anlamda özellikle mutfak kullanımı için yapılmış satırlara ağırlık verin ev kullanımında. Ama karbonlu çelik, bazı, hani, benim elimdeki satırlar, bazı videolarda görürsünüz, hani onlar daha çok bireysel ev kullanıcısından ziyade kesimcilere göredir. Hani bunu da sizlere peşin peşin söyleyeyim. Sonuçta bir mutfak satırının o kadar fazla ağır işe gelmesine gerek yoktur. Önemli olan paslanmazlıktır. Ama tüm satırları bulaşık makinesinde yıkamaktan ziyade esasında gene sabunlu bir bez veya sabunlu bir süngerle temizleyip ardından hemen kurulamanız önerilir. Ama dediğim gibi kromlu çelikten yapılmış, mutfak kullanımı için imal edilmiş satırlar sizi yıkama konusunda rahatlatacaktır. Evet, başlayalım. Ağzını taşlarken özellikle satırın ağzını açmayacağım. Özellikle çakçıya götürürseniz, çünkü ağzını açıverecek, ağız inceleyecek. Ağız inceldiği zaman kolay bilenen bir satırınız olacak. Ama buna karşılık, şimdi doğrama tahtası üzerinde bile yaptığınız kesmelerde daha hızlı ağzı dönecek ve daha hızlı körelecek. Bu anlamda ağız açısını koruyacağım ki ağzı sağlam olsun. Sağlam bir ağızda ağzı dönmeyen, çünkü bir satır istiyorum. Bu anlamda özellikle tüm bıçak bileme videolarında, tüm balta bileme videolarında gördüğünüz gibi, bu videoda da gene satırı ağız açısını koruyarak bileceğim. Başlayalım.
sürteceğim. Normalinde bir zımpara taşını alıp hani bir yüzü kalın, bir yüzü ince olan onlarla bunu gene ağız açısını korumak suretiyle ileri geri sürterek internette göreceğiniz Çinli veya Japon aşçılar gibi rahatlıkla da bilemeniz mümkün. Ama benim elimdeki bıçaklar ve satırlar ve tahlalar ve baltaların sayısı yüksek olduğu için ben hani matkap ucu taşlama kullanıyorum. Benim işlerimi hızlandırıyor. Şimdi ince taşımı alıyorum. Deminki kalındı. İki ayrı taşla taşlamak suretiyle ilk bir ağız düzeltmesini yaptım. Şimdi ağız açısını gerçekten hiç bozmadım rahatlıkla diyebilirim. Ağzında bu şekilde taşlayarak bir
düzeltme yaptım. Şimdi grip taşımı alıyorum. Yalnız bu o hani bazı çarşılarda falan gördüğünüz bu 15-20 lira satılan grit taşı adı altında taşlardan değildir. Bu gerçek grit taşıdır. Şu büyüklükteki bir kalıbının fiyatı 100 liranın üzerindedir. Anlıyor musunuz? O kum taşlarına kıyasla grit taşı yapı olarak gri renkli, kirli renkli, hafif dalgalı bir mermere benzer. Yüzü bol çatlaklıdır ve yağlandığı zaman bu şekilde kapkara olmaya başlayıverir. Özellikle grit taşları üzerine yaptığım bir videoda yağlanmamış halini de gösterdim. Pek çok bıçak bileme videom var. Özellikle elimdeki bıçak bilemekte kullandığım tüm bilek taşlarını sizlere gösterdiğim bilek taşı incelemesi videomu seyretmenizi kesinlikle önereceğim. O tip kum taşlarına hiç benzemez. Dediğim gibi rengi kirli gri, dalgalı, bol çatlaklı bir mermere benzer. Ağız tutuşu inanılmazdır ve grit taşıyla bileyemeyeceğiniz bıçak çeliği yoktur. Her satırı da rahatlıkla biler. Şimdi gene ağız açısını koruyarak hızlıca aşındırmak istiyorum bir miktar. Bu yüzden bu şekilde daireler çizerek bileme aşamasına başlayacağım. Bıçak ağzını biraz daha hızlı yememi sağlıyor. Daire şeklinde. Bu bileme. İlk 15 dakika içerisinde bilemeyi büyük ölçüde tamamlamış olmak istiyordum. 13. dakikada falan sanırım. Hemen şöyle bir alalım. Kolumuza bir vuralım. Satırımız esasında şu an bile hazır.
Dikkat ederseniz lazım gelen tüyleri hemen çıkarıverdi. Şimdi fazla da vurmak istemiyorum bu tüyleri çıkartmak için. Çünkü bir de hani bıçak sayısı fazla. Bilememiz de fazla. Adamın kolunda kıl kalmıyor ya. Özellikle bazıları der ki, şimdi böyle daire şeklinde kardeşim bileme yapılmaz. Bıçağın ağzı körelir. Bazısı der ki böyle geriye doğru çekerek bileme yapılmaz. Bıçak körelir. Bakınız öyle bir şey yoktur. Bushcraft tarzı bir bileme çıktı. Bunu buradan bu şekilde tutuyorsunuz. Tam bıçak ağzını hani tutturarak buradan düzgünce ucuna kadar çekiyorsunuz. Eşit sayıda gene. Şimdi taşın üzerine sürterken bıçağın ağzını demin duyduğunuz sesler gibi eğer tatlı bir ses geliyorsa zaten bıçak ağzının tam olarak tutturabiliyorsunuz demektir. Anlatabiliyor muyum dostlar? Şimdi önceki bilemede dikkat ederseniz daire şeklinde biledim ama gene jilet gibi oluverdi. Buradan bunu bu şekilde onların dedikleri gibi bilesek gene jilet gibi olacak. Bakınız, bizim her iki tarafımızda keresteci ve marangozdur. Benim işim silahlar. Hatta ve hatta boyaması, kaplaması, işte tamiratı, şusu busu falan derken. Babam da zaten emekli bir başkomiserdir. Nasıl söyleyeyim size? Bizim her iki tarafta hep söylerim özellikle bu şekilde bıçak bilenmez diyenlere ya bizim büyüklerimiz hep bu şekilde tersten çekerdi. Ben de zaten bıçak bilemeyi bakın hep bu şekilde tarif ederim. Tam olarak ağız açısını koruyarak. Dünyanın işi yapıldı kardeşim diye. Dünyanın işi yapıldı. O kadar iş her iki tarafta da yani gerek kerestede gerek marangozlukta özellikle ya kör bıçaklarla yapılmadı. Siz bu yüzden neden bahsediyorsunuz? Önemli olan ağız açısını tutturun, sırtını bozmayın, ağzını bozmayın. Bakın bıçakları bilerken. Şu yüzü gördünüz mü? Bıçağın yüzü hep temiz. Diğer satırlar ve bıçaklar da böyle. Neden sanıyorsunuz bıçağın sırtını vurmuyoruz? Sadece ağzını vuruyoruz. Bıçağın yüzü hep temiz bile kalıyor. Zaten bu işte hüner bu. Ama bunu yapamadıkları için pek çok kişi ne yapar? Götürür çarkça şunun ağzını açlar. Şurada gördüğünüz benim koruduğum ağız açısı var ya çarkçı da alır onu. Bir vurur taşa yok eder. Dümdüz bir bıçak ağzına çevirir. Ondan sonra adamın yapacağı ne? Yatır taşın üzerine. Başla çevirmeye. Ya artık böyle mi sürtersin, böyle mi yaparsın fark etmez. O ağzını bilemek kolay oluyor. O yüzden çarkçılara götürüp ağzını açtırırlar. Sebebi işte bileme güçlüğüdür. Bileme güçlüğünden yapılan bir şey. Adam bileyemiyor çünkü. Bu yüzden özellikle bu şekilde bıçak bilemeyi gösteriyoruz. Ağız açısını tutturabiliyorsan ne kadar da rahat gidiyor gördünüz mü? 4, 5, eşit sayıda.
Yani o insanlar neyin kafasını yaşıyorlar bilmiyorum. Sesin güzelliğini gördünüz mü? Bu da onların bilediği gibi. Özellikle sizleri bu sesi özellikle dinletmeye çalışıyorum. Hepsinin ötesi Avrupa'da bir tane dernek var. Bushcraftçıların falan hatta akıl hocalığını falan üstlenen bir dernek. Bu dernek kendi yayınında özellikle bıçak nasıl bilenir konusunda bizce en doğru bıçak bileme şekli budur diye belirlemiş. Ondan sonra da herkes o bir derneğin izinden gitti. Bu anlamda özellikle o derneği eleştirmiyorum. Tam tersine hani tebrik bile ediyorum. Yani bütün dünyanın bıçak bilemeye alışkanlığı değiştirdi adamlar ya. Bıçağımız şu anda daha doğrusu satırımız jilet kıvamında resmen de resmen bilendi. Bunun biraz daha hani ince bir bilemesini de bir an yapmayı düşündüm. Şurada gördüğünüz çok daha ince bir yağ taşımız var. Bu da sıkması. Sıkma taş da bu doğal taşların kesiminde ve işlenmesinde, şekillendirmesinde çıkan tozlar, efendim sıkılaştırıcı, birleştirici, kimyasal bir maddeyle karıştırılır. Ondan sonra kalıplanıp preslenir. Ondan sonra da bu şekilde sıkma taş yaparlar. Bir satırı bu şekilde bilemenize hiç gerek yoktur. Hani vallahi uğraştığınıza yazık. Özellikle dip kısmına dikkat edin. Ne hikmetse şu orta ve ön taraf güzel bilinir. Sesin güzelliğine bakar mısınız? Vallahi size peşin söyleyeyim. Hani bir satır bileme konusunda şu ikinci taş Fuzuli. Hadi bir de onların istediği gibi bilelim. Gönülleri kalmasın.
Evet, satırımızı biledik. Şimdi ağzında çapak alma işi. Esasında yağlı bir kayış. Ters çevirirseniz içindeki güderi kısmını hakiki zeytinyağıyla yağlayıp rahatlıkla çapak alma yoluna gidebilirsiniz. Ama hani benim aletim, edevatım, ekipmanım gayet iyi olduğu için şu Vileda'dan yapılmış yuvarlak 120 kum polisaj fırçasını alıyorum. Gene matkabımın ucuna takacağım. Mavi renkli bir polisaj macunum var. Bu polisaj macunla bir macunlayacağım. Polisaj fırçası çok güzel. Hem balta bıçak ağzı parlatır, hem de çok güzel çapak alır. Başlayalım. Muazzam bir işçilik oldu. Satırın ağzına dikkat ediyor musunuz? Hiç çizik yok. Ama satırın ağız açısını da özellikle sizlere gösteriyorum. Bakın bu kadar uğraştık, taşladık, maçladık, ne yaptık yaptık. Gene de. Evet, görüyorsunuz satırın ağız açısını. İşte satırın ağız açısı orada. Ben bu kağıt şovunu yapmadığım için, yani bunun ağzını tutturmak da demek gibi mesele. Al, çat çat gitmeye başladı işte. Evet. Yani o kağıtla bu denemeleri yapanlar bir de bu kağıdı böyle şuradan kesip almayı da beceriyorlar. Evet dostlar. Gerçekten ağzı hiç çizmeden, bozmadan, ne ağız açısını bozmadan, ne bıçak ağzını çizmeden pırıl pırıl sanki böyle var ya fabrika çıkış gibi bir satır biledik. Bu da bizim becerimiz. Biraz da becerimizi konuşturduk. Kusura bakmazsanız hani uzun bir video oldu. Biraz kafa ütüledi.
Malum şovumuzu da yaptık. Artık yüksek müsaadelerinizle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdim. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.